Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, ekranları başında bizi de izleyen çok kıymetli halkımız, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sakin konuşacağım, sakin, sıkıntı yok. Evet, öncelikle 11 Ağustos 2021 yılında Sinop ilimizin Ayancık ilçesinde bir sel felaketi yaşadık. 16 vatandaşımızı kaybettik. 6'sının halen bedenine bile ulaşamadık. Onun için o sel felaketi yaşadığımız günlerde bizleri yalnız bırakmayan buradaki bütün milletvekili grubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 83 milyonun birlik ve beraberlik içinde olduğunu, en küçük bireyden en yaşlısına kadar bu milli duygunun nasıl olduğunu biz yaşadık. Teşekkür etmek için konuşmama böyle başladım. Ama böyle başlarken maalesef ekonomiyi hırslarınıza ve menfaatlerinize ezdirdiniz. Lüks düşkünlüğünüz, koltuk merakınız bu ülkenin menfaatlerini heba etti. Maalesef diyorum. Bugün bir gün Cumhurbaşkanı demişti ki bu millet tamam derse biz bırakırız. Vallahi billahi bu millet tamam diyor. Yeter diyor. Biz vatandaşın sözü olalım dedik. Vallahi billahi yeter diyor ya. Yeter diyor. Gerçekten öyle. Sandık diyor işte, sandık hazırız diyor. Hazır mıyız arkadaşlar sandığa ya? Bu kadar. Evet. Öncelikle neresinden tutarsak elimizde kalan bir bütçeyi konuşacağız. Vatandaşın olmayan parasını ve vatandaşın yaşamını artık uçuruma götürdünüz. Bu bütçe artık işlevini kaybetmiş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında ucube bir sistemin, çökmüş bir yapının bütçesini konuşmaya çalışıyoruz. Ama maalesef öyle bir şey yok. Bütçe diye bir şey kalmadı. Vatandaş, ya şu bütçeyi vatandaşa sorsanız sizden daha iyi yönetir. Vatandaş sihirbaz oldu. Cebindeki bir lirayla nasıl bir tane ekmek alırım da dörde bölerim çocuklarıma yediririm diye düşünen bir vatandaşımızla konuşuyoruz. Hayali verilerle ve halkın gerçekliğinden uzak bu bütçe bizce geçerli bir bütçe değildir arkadaşlar. Bu bütçede tarım yok. Bu bütçede genç yok, işsiz yok, emekli yok, yoksul yok. Bu bütçede hiçbir şey yok. Lüks merakınızdan başka bu bütçede maalesef hiçbir şey kalmadı. Büyük Önder Atatürk gençliğe hitabesinde bazı şeyler söylemişti. Ülkemizin bütün kalelerini zapt ettiniz. Hatırlarsınız okuduysanız. Bütün tersaneleri düşmanların eline verdiniz. Büyük Türk ordusunu güçsüzleştirdiniz. Ve ne yazık ki iktidara sahip olanlar gaflet ve hatta hiyanet içindesiniz. Hatta şahsi menfaatleriniz siyasetin üstüne çıktı. Millet fakirleşti artık. Ya bu yapılan zamlar milleti dibe çökertti. Bunu çok da size söylemiyorum. Saray ve ekibine biraz daha fazla söylüyorum aslında. Evet, bu arada yolları da sattınız. Sayın Bakan, yolları da sattınız. Teşekkür ederiz. Bir tane köprü yaptınız. Orada bile gösterdiniz yani onu yaparken. İki tane milletvekilini birini çıkarttınız, iktidar milletvekilini, muhalefet milletvekilini çıkartmaya bile gücünüz yetmedi Sayın Bakan. Ona da teşekkür ederiz. Sadece çıkıp teşekkür edecektik. Fabrikaları sattınız. Gençlerin hayallerini sattınız. Satılan çok şey oldu bu ülkede. Kızmıyorum arkadaşlar, sakin konuşuyorum. Şimdi tank palet fabrikasını da sattıydınız. Genel başkanımız her zaman söylüyor. Ayıp ayıp. Şimdi Roketsan, Aselsan, Havelsan, 689-696 nolu kanun hükmünde kararnameyle mütevelli heyetin başına Cumhurbaşkanı geçti. Bunu da satacaksınız neredeyse ya. Neredeyse. Satıyorsunuz. Neredeyse iyi geri aldım. Her gün her şeye rağmen zam geliyor. Cumhurbaşkanı dolar iner de çıkar demişti. Ekonomist Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomiden bir haber Cumhurbaşkanımız, dolar iner de çıkar da demişti. Her şey inip çıkmaya, her şey çıkmaya başladı arkadaş. Mazot fiyatları, yolda, köprüden bu vatandaş nasıl geçecek? Bu vatandaş o yol ücretini ödeyip nasıl geçecek?
Tamamlayalım lütfen. 19 yılında Osman Gazi Köprüsü'nden 8 milyon 386 araç geçmiş. Devletin hazinesinden, bu milletin parasından 2 milyar 350 35 milyon TL'yi devletin hazinesinden, kasasından ödediniz. Zamanımız daraldı. Size bir de hesabı balıkçılar soracak. Balıkçılar bir gidin görün. O ÖTV'siz destek verdiğiniz balıkçılar şu andaki mazot fiyatıyla aynı eşdeğer balığa çıkamayan balıkçılar hesabı soracak. İlerideki günlerde göreceksiniz. Meclisin gündemine getireceğiz. Geldiğinizde dolar 1.67 idi. Şimdi 13.83. Onu da bırakın. Bu bütçe 2020 yılı 2022 yılı bütçesinde geldiğinde bir saniye 9.9'du, euro 10.20 idi. Şimdi kaç lira? %50 bütçeniz eridi zaten. Yandı bitti, kül oldu. 2 ay içinde. Teşekkür ediyoruz Sayın Karadeniz.